acayip önemli günlerden birini yaşıyoruz. Evet. Yaklaşık 6 gündür ortalama 5 bin ziyaretçi ve 3 bin insan camilerini ziyaret ediyor. Artık bir yeni bir sembolü var dünyanın. Dünyanın hemşehrilerini gururla getirip gösterebilecekleri hoş bir mekan oldu. Özellikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kaymakamımız, belediye başkanımız, valimiz, sırasıyla hepsi ayrı ayrı teşekkür. Dünyanın belediyesi çalışıyor. Harika bir ortam oldu. En güzeli de şu 30 bin kişiyi misafir edip de bir şikayet almamak. Evet. Ve buraya geldiklerinde tekrar buraya geleceğiz diyerek gitmeleri. Bir hazırlık yapmıştık. Oğlum. Yaklaşık bir ay yaşadık. Bugün itibariyle kafemiz, işte hamburgeri, gözlemesi, kahvesi, sodası, çayı, ayranı, içecekleri de dondurması. Burada insanlara hizmet veriyoruz. Ücretsiz olması da ayrı bir keyif veriyor. Bütün özellikle yabancı misafirlerimiz ücretsiz olduğuna çok şaşırıyoruz. Ben de dünyanın halkının buradan ücretsiz faydalanması için elimizden geleni yaptık. Sağ olsun Vali Bey de buna, Büyükşehir Belediye Başkanımız'a biz burada ücretsiz olarak devam ediyoruz ama ileride ücret olur mu olmaz mı? Gelen kişinin adresine göre bunu değerlendiriyoruz. Bir taraftan da şöyle bir görmenizi arz ediyorum. Şu anda bir kuyruk var. Evet. Bir de başkanım dünyada şu anda esnaf da zaten tüm amacımız oydu. Esnafı yükseltebilmekti. Biliyorsunuz artık Kayseri'den çıkan bir aile bir günlüğü bir yerde geçirebilecek hale getirdik. Sallanıyordu. Özellikle bunlar kahvaltıya gelen, cam terasta kahvaltıya gelen aileler. Öğleyin aşağıda inşallah çay bahçesini açıyoruz. Orada kıymalı yiyebilirler. Akşam üzeri gidip işte Kırbaşı Mesirhanımıza balık yiyebilirler. Dünyanda bunları bir destinasyon olarak sunduk. Artık böyle bir turizm rotası içerisinde de alındı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Buraya gelen insanların %60'a yakını. Biraz ben şöyle anket yaptım kendimce. Dedim ki dünyada daha önce geldiniz mi? Hayır gelmedik diyorlar. Şimdi dünyanın tanıtma anlamında çok önemli. Hatta Kayseri'de yaşayanlar bile yanı başında bu kadar güzellik varmış. Niye biz burayı görmedik diyorlar. Ve biz bir kez daha buraya geliriz. Hatta birkaç kez daha buraya geliriz diyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bizden çok onların konuşması bizi çok daha mutlu ediyor. Evet, yani dünyanın aslında turizm sektörü tam merkezine oturduğu, belki tarihinde kesinlikle tarihinde ilk defa oldu. Bir bayram günü 30 bin kişi dünyada ağırlamak ve bunları da neden geldim değil, iyi ki gelmişim diye gönderebilmek. Bu gerçekten bütün dünyanın belediyesi personeli, dünyanın halkına, dünyanın halkı biliyorsunuz çok misafirperverdi. Evet levhalar yok diyorlar. Evet levhalar yok. Biz ama navigasyona işlemiştik bunu. Evet. 2 ay önce de bu hazırlığı yapmıştık. Navigasyona yazan geliyor. Ama levhalar biraz ağırdan aldık. O da esnaf canlansın diye düşünmüştüm. Levhalar bayramdan sonra takılacak tabii ama bu süre içerisinde insanlar yol soruyor. Onlar da mutlu oluyor yol soruyanlar. Bir de alışveriş yapıyorlar. Yani adam bakkaldan soruyor. İşte veya bir manavdan soruyor. Gelmişken bir şeyler alayım diyor. Bu da bir yana içeriye katkan oluyor. Evet başkanım, bize pazartesi günü açılışımız var zannediyorum. Evet aşağıda restoranımız inşallah. Yeni bir çay bahçemiz. Bütün dünyanın hemşehrilerimize açılacaklar. Aileleriyle birlikte kıymamızı başta olmak üzere bütün yiyecekleri bulabileceklerdir. Herkese tavsiye ederim. Evet başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi bilmiyorum. Ben şöyle diyorum. Artık Bünyan Kayseri'den bakıldığında, dışarıdan bakıldığında bir marka ilçe. Bünyanlı artık Bünyanlıyım demekle çok gurur duyuyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bize yardımcı olan bütün hemşehrilerimi, bütün belediye çalışanlarımı, ismini sayamadığım bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bünyanlıya ben layık bir Bünyan olması için mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Şimdi Bünyan zamanı.